Anjiyo kelime olarak damar demek Latince. Anjiyografi damarın görüntülenmesi demek. İlk defa 1900'lü yılların başında bir Portekizli radyoloji uzmanı anjiyografiyi kullanıyor. Damara giriyor, kontrast madde denen renkli bir madde veriyor ve damarları görüntülüyor. Anjiyo çok uzun yıllar sadece damarların görüntülenmesi ve damar hastalıklarının tanısının konması için kullanılmış. Tedavi için kullanımı son 20 veya 30 yıl. Genelde hep aynı şey, bazen kasıktan, bazen büyük damarlara doğrudan girim, bazen koldan girim ile damara giriliyor. Kalp damarına girince kalp anjiyosu yapılıyor veya koroner anjiyo diyoruz. Beyin damarına girilince beyin damarları görüntüleniyor. Kol damarı, böbrek damarı, bağırsak damarı, bacak damarı, bunların tümünün anjiyosu vardır ve anjiyo terim olarak bu damarların görüntülenmesi demektir. Şimdi dedik ki anjiyo önce tanı amaçlı başladı. Bu 1900'lerin başı. İlk defa 1962 yılında bir Amerikalı radyoloji uzmanı ki bu girişimsel radyolojinin yani bizim bölümümüzün babası diye kabul edilir, Charles Duffer, bir bacak damarında gangren yapan bir tıkanıklığı tedavi ediyor ve o gün itibariyle artık anjiyografide tedavi dönemi açılıyor. Kalpteki damarların açılması kalp uzmanlarınca bundan yaklaşık 8-10 sene sonra başlıyor. Balonlar ve stentler ve sonra da anjiyografi ile damar tedavileri çok geniş bir hale alıyor. En çok neyi yapıyoruz, tedavi ediyoruz? Anjiyografide şu anda en çok tedavi edilen şey damar tıkanmalarının tedavisidir. Kalp damarı olabilir, beyin veya boyun damarı, böbrek damarı, bağırsak damarı, bacak damarları olabilir. En sık kullandığımız tedavi yöntemi tıkanmaların açılmasıdır. Bunun için balon veya stent kullanabiliriz. Bunun dışında damarlarda balonlaşmalar olur. Anevrizma diyoruz. Bu kalp damarında olabilir, karın damarında, beyinde çok oluyor ve çok ölümcül olabiliyor. Bu balonlaşmaların tedavisi eskiden tamamen ameliyattı ama artık bunların büyük bir kısmını ameliyatsız anjiyoyla tedavi edebiliyoruz. Bunun dışında ateşli silah yaralanmaları olsun, trafik kazaları veya diğer kazalar olsun veya hastanede yatan herhangi bir hastada kanamalar olabiliyor. Balonlaşma olmaksızın kesilmelere bağlı, mide kanamaları, kalın bağırsak kanamaları olabiliyor. Bu kanamaların çoğunda da artık anjiyo ile damarın içine giriyoruz, o damarı tıkıyoruz ve tedavi olmuş oluyor. Bu tıkama işlemi, ki buna embolizasyon diyoruz, birkaç tedavi yöntemini daha getirdi. Bir tanesi bu, karaciğerde özellikle bazı kanserlerin tedavisini yapabiliyoruz. Bunlara kemoembolizasyon veya radyoembolizasyon diyor. Miyomların, kadınlardaki, rahimlerdeki iyi huylu tümörler olan miyomların anjiyografi ile beslenmesini yok ederek küçülmesini sağlayabiliyoruz. Karaciğerin küçülmesini sağlayabiliyoruz. Dalağa tıkayıp dalağın küçülmesini sağlayabiliyoruz. Son 10 yılda en yenilerinden bir tanesi prostat bezindeki büyümeleri, iyi huylu prostat büyümesini yine anjiyo ile girip o damarları tıkayıp prostat bezinin beslenmesini engelleyerek küçülmesini sağlıyoruz. Bunlar hastada yarattıkları şikayetleri de tamamen geriletebiliyor. Bunun dışında daha seyrek olan hastalıklar var. Örneğin damar malformasyonları var. Bunlarda da anjiyo tedavileriyle bu malformasyonları gidermek mümkün. Evet, anjiyoda çok eskiden ana damarlara, aort damarına doğrudan girim bile yapılabilirmiş. Şu günümüzde modern anjiyografi tekniğinde kasık girimleri çok güvenlidir. Oradaki damar geniş bir damardır. Ama bu hastalar için birazcık rahatsızlık vericidir. Çünkü birkaç saat sırt üstü yatmaları gerekir. Anjiyodan sonra oraya baskı yapılır. Çok eskiden kum torbaları konurdu.
Bunlar hastaları biraz rahatsız edebiliyor. O yüzden el bilekten girin mümkün, dirsek düzeyinden girin mümkün. Son dönemde bizim bacak damarlarını açmak için kullandığımız ayak bileği girimleri de var. Ama temel olarak anjiyoda en önemli girim yolları kasık ve el bileğidir. Bunun dışında bazen damarı açmak için biz kolun veya bacağın herhangi bir yerinden damara girim yapabiliriz. Bunun amacı açılamayan zor damarlarda açılmayı sağlamak. Anjiyografi tabii halk için genellikle korkutucu bir işlem. Özellikle 10-20-30 sene önce çoğunlukla kalp için yapıldığında kalp hastalarında anjiyo sırasında veya sonrasında ölümler de görülebiliyor. Bu yüzden halkımız haklı olarak korkuyor. Anjiyo zor ve sorunlu bir şey diye. Anjiyo artık çok kolay ve rahat. Anjiyo sırasında hiç ağrı duymazsınız, duymamanız gerekir. Çünkü çok minik ağrı olsa bile biz o ağrıyı lokal anesteziyle kesebiliriz. Ama hastanemizde yaptığımız gibi tüm hastalara damardan rahatlatıcı veya ağrı kesici ilaçlar vererek tüm işlemi başından sonuna hiçbir ağrı olmaksızın yapmak mümkün. Zaten herhalde doğrusu da bu. Hastaların hiçbirisi anjiyo sırasında ağrı duymamalı. Evet, anjiyolar ne için yaptığımıza bağlı. Hala çok seyrek olarak tanı amaçlı anjiyo yapabiliyoruz. Bu kalp anjiyosunda daha sıktır. Tanı amaçlı anjiyolar 10-15-20 dakika sürer. Ama biz tanı amaçlı anjiyo çok az yapıyoruz artık. Çünkü MR anjiyo, tomografi anjiyo ile tanıyı koyabiliyoruz. Bacak damarında, kol damarında. Biz tedavi için anjiyo yapıyoruz. Tedavi yarım saat, 1 saat, 1,5 saat, 2 saat hatta 3 saat kadar sürebilir. Anjiyo ne kadar sürerse sürsün. Genellikle anjiyodan sonra girdiğimiz atar damar olduğu için, basınçlı bir damar olduğu için orada girdiğimiz deliği kapatmamız gerekiyor. O deliğin kapanmasında eskiden değişik yöntemler kullanılırdı. Elle bası yaparak o kanamanın durdurulması en sık yapılan yöntemdir. Oraya 10-15-20 dakika basmak gerekir. Eskiden kum torbası kullanılırdı. Hala Türkiye'de belli yerlerde kum torbası kullanılıyor ama kum torbası artık çok fazla kullanılan ve gereği olan bir şey değil. Biz hiçbir zaman kullanmıyoruz. Bunun dışında yeni cihazlar var. Damarı kapatıcı cihazlar var. Anjiyodan sonra o damardaki deliğe küçük bir pamuk tarzı tıkaç yerleştiriyoruz. Ve böylece hiç basmamıza gerek olmuyor. Damar deliği hemen tamir oluyor. Ve hastalar daha erken ayağa kalkabiliyor. 2 saat, 3 saat veya 4 saat içerisinde ayağa kalkabiliyor. Zaten yaptığımız tedavi işlemi bile olsa bu hastaların çoğunu sabahleyin alırız, hastaneye yatış yaparız, tedavimizi yaparız, akşamleyin evlerine göndeririz. Çoğunda hastanede yatış gerekmiyor. O gün dinlenmelerini söyleriz. Her anjiyo öncesi ve sonrası bol sıvı almalarını öneririz. Bir gün sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz deriz.